Herkese merhaba. %100 Siyaset'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün İstanbul'a Fırat'la başlayacağız. Fırat merhaba sana merhaba. Da. Çünkü İstanbul'da Selahattin Demirtaş uzun bir aradan sonra 2016'da tutuklanmıştı Selahattin Demirtaş, HDP eş genel başkanı. Bugün ilk defa hakim karşısına çıkabildi. Gelişmeleri Fırat'tan alacağız. Evet, bugün çok yoğun bir kalabalık vardı Bakırköy Adliyesi'nin önünde. Senin de dediğin gibi Demirtaş 4 Kasım 2016'da tutuklandı ve o tarihten itibaren ilk defa hakim karşısına çıkartılabildi. Bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim. Önceden hep kelepçeyle getirilme kararı vardı. Onlara katılamadı. Yine tabii Segbis'le bağlanması söylendi bazı duruşmalarda. Onlara Segbis üzerinden bağlandı cezaevinden. Toplam 97 duruşma görüldü böyle katılamadığı. Ve 20 tanesine Segbis'le katılma gereği duyuldu mahkeme heyetleri tarafından. Selahattin Demirtaş 20'den fazla dosyayla yargılanıyor aslında. Bu da olayı daha karmaşıklaştırıyor ama buradaki dava, bugünkü dava Cumhurbaşkanı'nın hakaret gerekçesiyle yargılandığı davaydı. 24 Aralık 2015 tarihinde Rusya ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamalar sebebiyle yargılanıyor Selahattin Demirtaş. Dediğimiz gibi Selahattin Demirtaş ilk kez mahkemeye geldi, duruşmaya geldi ve aslında çok yoğun bir sevgiseli hali vardı. Yani dışarıda atılan sloganların duruşmadaki sesleri etkilediği bir duruşma anı yaşandı. Sondakini ilkten söyleyelim. Mahkeme heyeti duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi. İkide görülecek ve Selahattin Demirtaş yine bu duruşmaya da katılacak. Avukatlar şu talepte bulundular. AYM'ye gönderme talebinde bulundular. Mahkemede bunu karara bağlamak için aslında ertelemede bulundu. Yani şunu söyleyebiliriz aslında bu davadan, bugünkü davada gördüğümüz, ya benim kişisel izlenimlerim şunlardı. Mahkeme heyeti bir karar alma riskine girmek istemedi öncelikle. Yani bunu bir karara bağlayıp daha ilk duruşmada, yani geldiği ilk duruşmada karar vermek istemedi. Bu çok açık bir şekilde göründü zaten. Bir çekince olduğu da çok açık. Yani şunu da tabii ki hukuki olarak açmak gerekiyor. Şimdi bu davada Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyor. Ve programdan önce baktığında yani TCK 299 Cumhurbaşkanı'na hakaret cezası 1 ile 4 yıl arasında şekilleniyor. Ve en fazla 6'da 1'i kadar ek şey yapıp ceza verilebiliyor. Ancak Demirtaş 14 aydır tutuklu. Yani bu şu anlama geliyor. Aslında en kritik yeri bu bence. Eğer bir Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten ceza verilse Selahattin Demirtaş serbest kalacak. Yani bu ertelemenin belki de bir sebebi bu olabilir. Çünkü infaz hükümleri sebebiyle serbest kalması gerekiyor. Kaldı ki eğer anayasal suç büyük ihtimalle böyle bu. Anayasal suç ve terör suçu da eklenirse buna 2 yıl yatacak. Yani hukukta zaten en ileri tarihler belirleniyor ceza verilirken. Hiçbir hakim kendi kafasına göre ceza veremiyor bu yasalar doğrultusunda. Yani buna anayasal suç ve terör suçu da eklense Cumhurbaşkanı'na hakarete en fazla 2 yıl yatacak. Yani şu anda 14 ay yatmış durumda zaten. Bu şekilde de karar vermemesi yönünde iddialar vardı. Ya ben de bunların güçlü iddialar olduğunu düşünüyorum. Ve yine HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın davası bir kez daha yine 17 Mayıs'a ertelendi. Bundan 5 ay sonra görülecek ve dava yine İstanbul'da görülecek. Yine tabii ki yoğun bir kalabalık bekleniyor. Çok kısa son olarak da söylediklerine değinelim. Zaten kısa bir konuşma yaptı kendisi. En dikkat çeken yerlerden bir tanesi adres, kimlik tespitinde adres sorulduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara cevabını verdi. Bu ilginçti. Yine tabii dokunulmazlıklara yönelik bir konuşma yaptı. Ve benim şu an dokunulmazlığım var mı yok mu cevap vermenize gerek yok. Benim şu an dokunulmazlığım var en az Binali Yıldırım kadar açıklamasında bulundu. Ve hakkımızda açılan hiçbir soruşturmada mahkeme görevi olan denetimi yapmamıştır. Başvuru taleplerimizin hepsi reddedilmiştir dedi. Zaten kısa bir konuşma yaptı. Onun ardından avukatı söz aldı ve bu AYM'ye gönderme talebini iletti. Ve mahkemede ara karar vererek duruşmayı erteledi. Peki Fırat, geçtiğimiz hafta bir KYK yayınlanmıştı. Hatta iki KYK yayınlanmıştı. Sonra bugün yine bir KYK yayınlandı. Evet, aslında bekleniyordu. Geçen hafta da konuştuk bunu. Özellikle Baylok mağdurların işe iadesi konusunda bir KYK yayınlanacağı Bekir Bozdağ tarafından da söylenmişti. Yine Adalet Bakanı tarafından söylendi. Bu KYK'da 2217 kişi görevine iade edildi. Bunlardan 1823'ü Baylok mağduru olan insanlar. Yine iki tane basın organı kapatıldı. 262 kişi yine görevlerinden ihraç edildi. Bunların arasında yine akademisyenler de var, YÖK mensupları da var. En çok görevine iade edilen insanlar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, yani 544 sayı. Onun ardından Emniyet Genel Müdürlüğü geliyor, 458.
Zaten bu KHK'nın çıkması bekleniyordu ve beklenen de oldu açıkçası. Ancak onun yanında yine bugün başka bir önemli karar da Bakanlar Kurulu kararıyla Özel Harekat Bürosu'nun kapatılması, ancak sonra da açıklama yaptılar. Bunu bir başkanlığa çevirdik, statüsünü yükselttik dediler. Fırat çok teşekkürler. Şimdi KHK'lar demişken Ankara'ya dönelim. Karşımızda Özgür Özdemir var. Özgür merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Özgür, maalesef Skype bağlantımızda gene sıkıntı oldu. Sana telefonla bağlanıyoruz. Özgür, hemen KHK demişken sana Nuriye ve Semih'in açlık grevindeki durumlarını sorarak başlayalım istersen. Evet, akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, sen de belirttin. KHK denilince akla gelen ilk isimler oluyor artık. O hal kapsamında çıkartılan bir KHK ile görevlerinden ihraç edilmişlerdi ve ikili işlerini geri alabilmek için açlık grevine başlamışlardı. Ve bugün 310 gün oluyor. Unutmadan Esra Özakça'nın da 235 gündür açlık grevinde. İkili gözaltına alınmış, tutuklanmış. Daha sonra Özakça beraat ederken Nuriye Gülmen ise ceza almasına rağmen tahliye edilmişti. Gözler OHAL komisyonunda demiştik bir önceki yayınımızda, birçok yayınımızda. OHAL komisyonunun yavaş olduğuna dair kamuoyunda çok eleştiri vardı. Komisyon artık daha seri kararlar alacağının bilgisini verdi. Ve çok önemli olarak da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın da incelenen dava dosyaları arasında ikisinin de ismi olduğunu söyledi. Peki Özgür, bir de bu hafta görülen ama hala karara bağlanmayan 28 Şubat davası var. Oradaki gelişmeler neler? Evet, 28 Şubat dönemine ilişkin bir dava ve dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu 103 sanıklı dava 12 Şubat'a ertelendi. Tutuklu sanık yok bildiğiniz gibi davada ve davanın suçlaması ne peki, onu söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni cebren devirmeye, düşürmeye iştirak. Sanık avukatları davanın FETÖ kumpası davalarından biri olduğunu öne sürüyor. Ve mahkemede bir ara karar açıkladı ve ek süre isteyen bazı sanıkların savunmalarını yapmaları için davayı 12 Şubat'a erteledi. Özgür, son olarak bu sene İstanbul'da da hissediliyor, Ege bölgesinde de, Türkiye'nin her yerinde. Son 44 yılın en kurak kışını geçiriyoruz. Ankara'da durum ne? Evet, son 44 yılın en kurak yılını geçiriyoruz senin de dediğin gibi. Aslında sıcaklık beklenenden fazla, yağış miktarı az ve yurt genelinde barajların dolu olanında düşüş yaşanıyor. İstanbul dedin, İSKİ veri açıkladı ve İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranının %65 üzerinde olduğunu söyledi. Fakat bu rakam Ankara'da %20 ve İzmir'de 34 olarak yansıyor. Ve Ankara'da bulunan 7 barajın doluluk oranında ciddi oranda bir düşüş var. Örneğin Elmadağ, Kargalı ve Akyar barajları su verme seviyelerinin altında ve bu barajlardan Ankara'ya su verilemiyor. Fakat uzmanlar Şubat ve Mart ayında bu kuraklık telafi edilebilir diyor. Özellikle kar yağışı beklentisi var. Yine Bakan Ahmet Fakı Baba da kuraklık ürünleri etkileyecek ama ne oranda olacak bilmiyoruz dedi. Bugün Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da bir açıklama yaptı ve kurak bir yıl yaşadık. Bu umarım bir yağış olur dedi ve bu mevsimi kurtarırız dedi. Kuraklık birçok şey etkileyecek. Burada herkesin aklına içme suyu geliyor fakat ürün üretimi de etkileyecek. Örneğin buğday, arpa, pamuk gibi tarla ürünlerinde üretim düşebilir ve en önemlisi fiyatlar artabilir. Bu Ankara'nın yaşadığı kuraklık değil, onu da belirteyim. 2007 yılında da böyle bir kuraklık yaşanmış ve buğday üretimi %51 oranında düşmüştü ve yaklaşık 43 bin üretici ürünü hasat edemediği için devletten 40 milyon Türk lirası tazminat almıştı. Ve kuraklık aynı zamanda suyun en pahalı olduğu illerden biri Ankara. Hem su sıkıntısına hem de yeni zam olarak dönebilir. Biz bu konuyla alakalı TMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozulu ile görüştük. Dilerseniz şimdi onunla ilgili bir yayınımızı izleyelim. Dolayısıyla Türkiye şu an özellikle İç Anadolu bölgesi iklim değişikliği problemine karşı karşıya, kuraklık sorununu en yoğun yaşayacak bölge olarak söyleyebiliriz. Bu tabii ki zaman zaman her mevsim birbirini tutmayabiliyor. Zaman zaman bazı yılların sıcak geçtiğini, bazı yılların daha soğuk geçtiğini görüyoruz. Böyle bir takım iddialarla aslında bunun sürekli olmadığına dair de çeşitli iddialar olduğunu da biliyoruz.
Ama artık gelinen noktada hem Tarım Bakanlığı'nın, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı hem Orman Suçları Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda da bunun tam anlamıyla bir iklim değişikliği problemi halinde ve hızlıca Türkiye'nin her tarafı etkilediğini söyleyebiliriz. Ama burada asıl yapılması gereken şey aslında su tüketim miktarının azaltılması. Yani barajlarınızı istediğiniz kadar %100 dolu tutun ama kayıp ve kaçak oranları çok yüksekse eğer ve su kontrolsüz bir şekilde, verimsiz bir şekilde tüketiliyorsa kentin içerisinde ve sanayi alanlarında bir çözüm üretmekten uzaklaşıyorsunuz anlamına gelir. Bu nedenle de mutlaka ve mutlaka Ankara'daki kayıp kaçak miktarının su anlamında azaltılması gerekiyor. Sanayide ve evlerde kullanılan su miktarının da düşürülmesi, yani verimliliğe doğru ilerlemek gerekiyor. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Su bir insan hakkıdır. Kamunun yararına olan bir maddedir. Dolayısıyla vazgeçilmezdir. Yani nasıl hava bizim için vazgeçilmezse su da vazgeçilmezdir. Dolayısıyla suyun ucuz ve sağlıklı bir şekilde musluklarımızdan akabilir hale getirilmesi mümkündür. Dünya şu anda bunu kullanıyor. Biz de bunu başarabiliriz. Su kanununun acilen Türkiye'de ele alınması gerekiyor. Türkiye'nin acil ivedi konularından bir tanesi. Su kanununun çıkartılması gerekiyor. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin dönemlerinde oluşturulan bir kanunla suyun yönetmeye çalışıyor. Bunun ne fayda sağlayacaktır? Bu tabii ki suyun kamu yararına kullanılması ve önceliklerin belirlenmesi yararını sağlayacaktır. Şu an su kontrolsüz bir şekilde hem yeraltı suları, örneğin termik santrallerde kullanılma problemine karşı karşıya, ki bizim için çok değerli bir su kaynağıdır yeraltı suyu. En son kullanmanız gereken kaynak olarak değerlendirmeniz gerekiyor. Ama şu an Anadolu'nun ortasında, Ankara'nın çeperinde, hatta şu an planlanan Eskişehir'deki termik santrallerde de yeraltı suyunun kullanılması öngörülüyor. Aynı zamanda sanayide çok kontrolsüz bir şekilde kullanılıyor. Biliyorsunuz Ankara'da bir kuraklık problemi gündemde, Konya'da benzer bir problem gündemde. Dolayısıyla az olan suyu hakça paylaşmak gerekiyor. Geleceğin çok kaygılı olduğunu düşünüyoruz kuraklık konusunda. Basının da sürekli bu konuyu gündeme getirmesi, bu konuyla ilgili çalışmaları kamuoyuna aktarması ve toplumun da bu konuda talepte bulunması gerekiyor siyasetçilerden ve belediyelerden kuşkusuz. Bakanlarımızın, Enerji Bakanımızın da, Çevre Bakanımızın da, Tarım Bakanımızın da sadece barajlardaki su seviyesinin düşmesi, ardından basın haber yapması üzerine konuşması değil, sürekli olarak bu konuyu ele alması gerektiğini düşünüyoruz. Yani 11. Kalkınma Programı'nın içerisinde iklim değişikliğini göremiyoruz. Afet kavramının içerisinde kuraklığı göremiyoruz. Tarımla ilgili yapılan çeşitli eylem planlarında konulan hedeflerin takip edilmediğini ve uygulanmadığını görüyoruz. Çevre Bakanı tarafının ortaya konulan iklim değişikliği eylem planlarının izlenmediğini görüyoruz. Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman şu anda bu sorunlara bu yaklaşımda çözüm bulunamayacağı çok somut bir gösterge. Sadece çeşitli günü kurtaran projelerle belki bir yılımızı, iki yılımızı, belki 3-5 yılımızı kurtarabiliriz ama kapıda çok büyük bir kriz var. 2030 yılında özellikle büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağımızı öngörüyoruz. O yüzden de hiçbir şey için geç olmadan hepimize desteğiyle, iktidarı da muhalefeti de beraber hareket ederek bu soruna eğilmesi gerekiyor. Türkiye bugün zaman zaman ne yazık ki meleklerin cinsiyetini tartıştığı dönemleri yaşıyoruz. Mecliste de bunu görüyoruz. Ama asıl mesele yaşamamıza dokunan işte su meselesi, iklim meselesi, yaşam meselesi. Evet, iklim değişikliğinin etkisini tüm Türkiye, tüm dünyada olduğu gibi tüm Türkiye'de hissediyor ve böyle devam edeceğe benziyor. Şimdi Diyarbakır'a döneceğiz. Diyarbakır'da Şiyar Dicle var karşımda. Şiyar merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şiyar, Sur'da kentsel dönüşüm gerilimi devam ediyor herhalde. Konuşmadığımız zamanda Sur'da yeni gelişme neler yaşandı? Evet, yani öncelikle Sur'daki acele kamulaştırma kararı alınan iki mahallesi olan, yani Alipaşa ve Lalebey'deki son durum için şöyle bir istatistik vererek başlayabiliriz aslında. Söz konusu mahallelerden Alipaşa'da şu ana kadar yıkım kararı alınan evlerin %99'u yıkıldı. Birder mahalle olan Lalebey'de ise %30'un yıkıldığını söyleyebilirim. Yani söz konusu mahallelerde şu ana dek tam 1072 ev yıkıldı. Alipaşa Mahallesi'nde yıkım kararı alınan ancak şu ana kadar evini boşaltmadığı için yıkımı gerçekleştirmeyen sadece iki evin de kaldığını söyleyebiliriz aslında. Neredeyse tamamı yıkılmış bu durumda. Lalebey Mahallesi'nde ise az önce de bahsettiğim gibi evlerin %30'u yıkılırken geri kalan %70'i için ise henüz bir yıkım kararı bulunmuyor. Şu ana kadar şu rakamlardan şu sonuca varabiliriz aslında. Sur ilçesinde bulunan her evde ortalama 6 kişi yaşıyordu. Böyle bir istatistik var. Ve bu da şu demek oluyor ki şimdiye kadar yaklaşık olarak 6500 kişi Sur'dan çıkarak kentin, söz konusu iki mahalle için diyorum tabii,
6500 kişi Sur'dan çıkarak kentin farklı yerlerine taşınmak zorunda kaldı. Peki bu alanlarda yıkılacak evlerin yerine ne yapılacak sorusu da aslında. Hani biraz önce bahsettiğim Alipaşa'da %99 yıkıldı. Bir taraftan inşaatlar da devam ediyor. Bu evlerin yerine ne yapılacak sorusunu açıkçası kafaları kurcalamaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki bir hatırlatma yapmak gerekirse referandum öncesi miting için Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu alanlarda toplam 2000 Diyarbakır evi yapıp turizm hizmetine sunacağız demişti. Yakın bir zamanda ise yapımı süren 44 evin inşaatında bazı fotoğraflar medya servis edilmişti. Ancak bu evlerin Diyarbakır mimarisiyle ilgisi olmadığını söyleyen meslek odaları kendilerine danışılmamasına tepki gösteriyordu. Sur'dan çıkan insanların evleri yıkılan insanların da son günlerde özellikle şöyle bir duyum aldık. Birçok insanın hesabına paralar yattığını, değişik rakamlarda evlerine karşılık ücretler yatırıldığını, ancak mahalleyi boşaltıp kentin başka bir yerine gitmek giden insanlar o paralara çok dokunmak istemiyorlar. Çünkü bir hali hazırda devam eden davalar var, evlerini zorla başladıklarına dönelik tavırları var. Onların sonuçlanmasını bekledikleri için o paralara dokunmuyorlar hali hazırda. Peki Şiar, Diyarbakır'da bir de HDP kongresi yaklaşılıyor. HDP kongresine de Selahattin Demirtaş aday olmayacağını açıkladı. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk zaten. Peki Demirtaş'ın yerine kim gelebilir? Ya aslında Demirtaş'ın yerine kim gelebilir sorusundan çok Demirtaş'ın ayrılma kararı, yani eş genel başkanlığını bırakma kararı tartışılıyor diyebiliriz. Halihazırda çok fazla isimlerden bahsetme mümkün değil. Ancak şunu söylemek mümkün. Hani geçen hafta Demirtaş'ın gönderdiği görevini bırakacağını deklare ettiği mektubundan ardından partinin yeni genel eş genel başkanı kim olacağı tartışmaları da alevlendi. Ya, sokakta da alevlendi aslında bu tartışmalar. Hatta son günlerde HDP'nin çok fazla oy aldığı bölgelerde başta Diyarbakır olmak üzere neredeyse herkesin bir şekilde konuştuğu ve görüş bildirdiği bir hal aldı bu tartışmalar. Ancak yine de kararın en azından şimdilik kesin bir hal almasından dolayı, yani genel başkanın kim olacağına veya kimin olması gerektiğine dair fikirler de sokaktaki insanlar tarafından konuşuluyor. Ve bu tartışmalar çok fazla gündemleşmeden, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde HDP eski milletvekili Yasif Kaplan'ın genel başkanlık yorumu gelmiş. HDP ve DVP'de bunu kınayan açıklamalar yapılmıştı. Peki bunun sokağa yansıması nasıl oldu? Yani genel başkanlık söz konusu isimden daha çok bu tartışmalar aslında biraz gündemi meşgul ediyor. Sokağa nasıl yansıdı sorusunu ise net bir şekilde gözlemlemek mümkün ki birincisi Demirtaş'ın göreve devam etmesi gerektiği düşünenlerin sayısının şu an bile halen çok fazla olduğunu söylemek mümkün. Bunun başlıca nedeni ise Demirtaş'ın yerine kim gelirse gelsin siyasette aynı etki gösterip göstermeyeceği kuşkusu. Demirtaş'ın yakaladığı etkiyi acaba yeni gelen eş genel başkan yakalayacak mı sorusu soruların başında yer alıyor. Yani kısacası sokaktaki yurttaş Demirtaş'ın yerine gelecek kişinin Demirtaş'ın yakaladığı etkiyi yakalamayacağını düşünüyor. Bir diğer görüş ise HDP'nin yeni eş genel başkanının kim olursa olsun isimler konusunda çok fazla tartışma yürütülmese bile en azından HDP'nin birinci parti olduğu seçim bölgelerinde biraz önce de bahsettiğim gibi Diyarbakır'da partinin oy oranlarını değiştirmeyeceği düşünülüyor. Evet Şiar, çok teşekkürler. Bu konuyu daha çok konuşacağız gibi gözüküyor. Haftaya evet. Görüşmek üzere. İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi Diyarbakır'dan İzmir'e döneceğiz. Türey Köse İzmir'deki dikey kentsel yapılaşma tartışmalarını İzmir Mühendisler ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Özlem Şenol Kocaer ile konuştu. Bu projeyle ilgili süreç şu anda ÇED raporu onaylandı. Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nde askıya çıktı ve ona da davalı açıldı. Davayı açan 3 kurum TMOP, EGÇEP, Doğa Derneği ve bunun dışında bireysel açan kişiler de var. Bu süreç devam ediyor. Hızla devam eden, lansmanı yapılan bir proje. Projede oldukça itiraz edilmesi gereken, İzmir'in geleceğini etkileyecek bir durum var. Bu da ulaşım altyapısı olarak öngörülmüş olan bu projenin aslında İzmir'in kent içerisindeki ulaşım sorununu kesinlikle çözmeyecek
bir güzergahta tariflenmiş olması. Yani 3. köprü İstanbul içindeyse aslında İzmir için yapılması planlanan bu geçiş projesi de, Körfez geçiş projesi de aynı derecede İzmir kentini, geleceğini, doğasını etkileyecek. 6 dakikaya inecek deniyor. Proje 6 dakikaya inecek deniliyor. Evet, ancak 6 dakikaya inecek güzergahta zaten mevcut bir talep yok. Yani siz o güzergah üstünde şu anda çalışan arabalı vapurlarla bu talebi karşılayabiliyorsunuz. Hatta belirli saatlerde az olmasından kaynaklı belediyenin daha çok talep görmesi amacıyla feribot fiyatlarını düşürdüğü, yani bilet fiyatlarını düşürdüğünde bile karşı karşıya kalıyoruz. İzmir'in böyle bir ulaşım ihtiyacı yok. Dayatma bir projedir. Bütçesi ve karşılanacak bu kadar büyük bir maliyetli yatırımın İzmir'in asıl kent içindeki ulaşım sorunlarına yönelik yatırımlara yatırılması gerektiği, örneğin metro güzergahı hala 2009'da başlayan metro çalışmaları, daha öncesinde de bu projeleri tamamlanmış, henüz tamamlanamadı. Birçok alanımıza, üniversitelerimize, 9 Eylül Üniversitesi'ne örneğin, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'ne bu ulaşımı götüremiyorsunuz. Metro ulaşım rali sistemi götüremiyorsunuz. 2019 seçimleri yaklaşırken sanıyorum böyle yani mega, neyse, büyük, dev projeler ortaya koymak istiyor iktidar. Herhalde onunla ilgili de bir baskı var, değil mi? Mega proje dediğimiz, evet, kentlerin aslında baş numaralı düşmanı olan, yani bir planlı kentleşmenin kesinlikle önüne dayatma şeklinde koyulan projeler. Örneğin üst ölçek planlarında, 100 bin çevre düzeni planında böyle bir ulaşım belirtilmemiş. Yani düşünün ki İzmir'in 2025 yılı planlanıyor. Ancak 2025 yılına kadar böyle bir ihtiyaç çevre düzeni planında belirtilmemiş. Dolayısıyla aslında bu proje şu anda dediğiniz gibi de tam dayatma, burada seçime yönelik bir iz bırakabilmek, kente yatırım yaptım ve katma değer kattım söylemleri üzerinden bir rant devşirme çalışması, siyaseten bir rant devşirme çalışması. Ancak biz bu proje gerçekleşirse, örneğin Gediz Deltası, önemli sulak alanlarımızdan doğa sit alanı ve en önemlisi de alanda flamingoların üreme bölgesi. Bu değerlerimizi kaybedeceğiz. Çünkü köprünün 32 tane ayağı tam da o flamingoların üreme bölgesinin üstünde yapılacak. Karşısında inciraltı, kent ormanımız var. 20 yıldır yapılaşma baskısıyla. Evet, İzmir'de çarpık kentleşme tartışmaları daha uzun süre devam edeceğe benziyor. Bugünlük %100 siyasetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir %100 siyasette görüşmek üzere.